Kükürt tıpkı yanmış kireç gibi bitkilerin köklerinden besinleri daha rahat almasını sağlayan bir elementtir. Sebzelerin kalitesini ve gübrelerden yararlanmayı artırarak tasarruf sağlar. Bitki susuzluğuna ve kuraklığa karşı toprağın direncini artırır. Ayrıca toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Bu videomuzda toz kükürtün yapraktan uygulanması hakkında bilgiler vereceğiz. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bitki yetiştirme ve Atatohum kanalımıza hoş geldiniz. Havaların serin gitmesiyle beraber toprakların da nemli olması bazı mantar hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun önüne geçebilmek için sebzelerimize kükürt uygulaması yapacağız. Bakınız şu fotoğrafta gördüğünüz gibi bazı mantar hastalıkları bitkilerimize hücum ettiler. Bunun önüne geçmek için kükürt uygulaması yapacağız arkadaşlar. Öncelikle toz kükürt ne işe yarar ondan biraz bahsedelim. Toz kükürtün kullanım alanları çok geniş olmakla beraber daha çok bitki yetiştiriciliğinde sıkça kullanılıyor. Bunun nedeni ise toz kükürt bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerini sağlamasından dolayıdır. Toz kükürt genel olarak toprakta bulunması istenilen bir maddedir ve bitki gelişimi için toprağın verimliliğini oldukça arttırır arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz bitkiler kökleriyle topraklara tutunarak gerekli besin maddelerini yani toprak aracılığıyla elde ettikleri düşünüldüğünde toz kükürt toprak verimini artırarak bitkilerin toprağa tutunmalarına da yardımcı olur. Toprağın veriminin de artırılması, olası bir kuraklık durumunda da dayanma gücünün sağlanması anlamında da kükürt oldukça önemli bir mineraldir arkadaşlar. Kuraklık ve soğuk bitkilerin düşmanı olduğu için uygun şartların sağlanması durumunda ancak gelişimlerini tamamlayabilen bitkiler için toz kükürt olası durumlarda karşı direnç vermektedir. Şimdi bunları söylerken aynı zamanda toprakların sertliğini de azaltır. Böylece toprak üzerinde yapılacak işlemler daha az enerji sarf edilerek daha kolay bir biçimde yapılır. Kükürt esasında yanıcı bir madde olması dolayısıyla patlayıcı madde üretimlerinde de kullanılıyor. Aynı zamanda yine bitkiler için toprakta kullanılmasından dolayı yani yapay gübre etkisi olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. İnsan vücudunda da bulunması gereken minerallerden biri olan kükürt özellikle keratine ihtiyaç duyulan bölgelerde görev alır. Örneğin saç, tırnak gibi bölgeler kükürt varlığında daha sağlıklı gelişim gösterir. Hatırlarsanız bazı aktarlarda işte kükürtlü sabun, kükürtlü efendime söyleyeyim şampuan gibi ürünlere rastlayabiliyoruz. Bu da insan vücudunda gerekli olan bir mineral olduğunu bize destekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kükürtü önce topraktan sonra yapraktan uygulama yapıyorum. Hava biraz rüzgarlı olmasından dolayı aslında biraz da benim işime geldi. Daha çok yayılım alanı olarak önümüze çıktı. Bir tülbentin içerisine koyduğum toz kükürtü maske kullanarak, şapka ve eldiven takarak yaprakların üzerine serperek uyguluyorum. Bu uygulamadan sonra arkadaşlar bir şeyi tecrübe ettim. Eğer elimde bir sopa yardımıyla bu tülbenti onun ucuna bağlayıp kendimden uzak tutarak bu sallama ve dökme işlemini yapmış olsaydım biraz daha kendimi korumaya almış olabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü uygulamadan sonra gözlerimde ve ağzımda hafif yanmalar oldu. Bu anlamda da size tavsiyem maskenizi sağlam takın. Mümkünse gözlük kullanın. Elle temasından kaçınarak ve uzaktan uygulama yaparak bu işlemi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki toz kükürt nasıl kullanılır? Biraz ona değinelim. Kükürt kullanımında bilinen en büyük alan bitki gelişimine yardımcı olması amacıyla biliyorsunuz ziraatta kullanılıyor daha çok. Bunun yanında tıp alanında, işte kozmetik alanında vesaire kullanılabiliyor. Bu bağlamda toz kükürt kullanımında dikkat edilecek hususlar vardır. Bu hususlara şöyle kısaca değinelim. Toz kükürt bitkiler için toprak ile karıştırarak kullanılması gerekiyor fakat toprak ile direkt teması yanıcı bir madde olmasından dolayı tehlikeli olabilir. Bu anlamda farklı maddelerle seyreltilerek kullanılabilir deniyor. Yani suyla
Efendim ya da biraz daha kireçle ya da toprakla karıştırıp uygulanabilir arkadaşlar. Ancak bu ziraat marketlerde satılan toz kükürt direkt toprağa kullanım için gayet uygun. Bunun için herhangi bir seyreltik kullanmanıza gerek yok. Toz kükürt toprak ile karıştırdıktan sonra bitkilerin kök kısmı ile teması sağlanması gerekiyor. Yani gübre kullanımı gibi düşünürseniz arkadaşlar sulandırarak toprağa verebilirsiniz. Ayrıca toz kükürt kullanım zamanları değişebilmekle beraber genel olarak mevsim geçişleri dediğimiz yani sıcak havadan soğuk havaya ya da soğuk havadan sıcak havaya geçiş zamanlarında uygulanabilir. Ben bunu gördüğünüz gibi yağmur sonrasında özellikle mantar hastalıklarının ortaya çıkmaması için böyle bir zamanda uygulamayı tercih ettim arkadaşlar. Ayrıca toz kükürt dar manada bakıldığında tehlikeli ve zararlı elementlerin kalışımı ile oluşmuştur. Geniş manada bakıldığında ise özellikle bitki gelişimi için çok faydalı olarak düşünülebilir. Geçmişte arkadaşlar tarihte kükürtten işte barut yapımı, işte patlayıcı, efendime söyleyeyim top gülle gibi şeylerin kullanılmasında ön plana çıkmış kükürt. Bu anlamda da hani dikkat edilmesinde fayda var. Direkt ateşle temas ettirilmemeli. Solunmamalı. Herhangi bir yanma durumunda çıkan gazın zehirleyici etkisinin olduğu düşünülerek nefes alma noktasında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bitki aralarına daha çok uyguluyorum. Bitkinin özellikle üstten ve aralarında işte zararlı mantarların, böceklerin olabileceğini düşünerek geniş bir alana uygulamaya çalışıyorum. Bu arada böceklerin yani karınca gibi sarı kesici böcekler, işte dana burnu gibi, patates böceği gibi sürekli bitkilerin üzerinde parazit yaşamla hayatını devam ettiren bu böcekler için kükürt arkadaşlar çok iyi bir önleyici. Nasıl? Şöyle düşünün. Biliyorsunuz o böcekler ayaklarıyla tutunarak ve gözleriyle biliyorsunuz sürekli gözlerini temizlemek suretiyle bitkilerin üzerinde geziyorlar. Ayaklarıyla kükürte bastıktan sonra gözlerini temizlemek istediklerinde bu onlara bir rahatsız edici ya da tutunma ve kayganlık anlamında engelleyici bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Bitkiler üzerindeki böcekleri direkt öldürdüğüne ben şahit olmadım. Çünkü bazı böceklerin üzerine uyguladığımda çok rahatsız olduğunu, sürekli böyle elleriyle kendini temizlemek istediğine şahitlik ettim. Bu da koruyucu bir etkisinin olduğunu, doğal bir yöntemle yani herhangi bir kimyasal ilaç, zehir içermeden bitkileri böceklerden korumak için iyi bir yöntem olduğunu gözlemledim. Tülbentin içinde kalan iri taneli bu kükürtleri arkadaşlar bitkilerin üstüne ve toprağına uygulamak suretiyle oraya bırakmış oldum. Patateslere de yoğun bir şekilde uyguladım arkadaşlar. Çünkü patates yaprakları biliyorsunuz tatlı özellik gösterdiği için bazı özellikle kesici böcekler bu patates bitkisinin üzerinde yaşıyorlar. Sürekli ilaç kullanmak, zehir kullanmak iyi bir tercih değil. Bu nedenle bu seferki uygulamamızda ben kükürtü tercih ettim. Gördüğünüz gibi bütün bitkileri arkadaşlar yani ayırmadan sebzelerimizin tamamına kükürt uygulaması yapabiliriz. Bunların içerisinde fasulye, biber, işte patates, domates, yer elması gibi turp, yapraktan yenilen şeyler hiç fark etmez. Hepsini uygulayabilirsiniz. Yani mantar hastalığı oluşabileceğini düşündüğünüz ne kadar sebze bitkiniz varsa hepsine uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Videoda da gördüğünüz gibi bir yandan uygulama bir yandan video çekmek biraz zordu. Ama bunu size göstermek istediğim için bu şekilde bir uygulama yapmış oldum. Bu işlemi yaparken arkadaşlar biraz yağmurlu ve rüzgarlı bir hava vardı. Hafif yağmur çiseliyordu. Yağmur bir yandan iyi aslında köklerine bu kükürtün nüfuz etmesi için bitkilerin. Ama rüzgar gördüğünüz gibi kükürtü biraz dağıtıyor. Aslında iyi ama sizin sağlığınız açısından iyi bir tercih olmayabilir. Bu nedenle özellikle öğleden sonra ve rüzgarsız bir havayı tercih edebilirsiniz uygulama için. Elimdeki tülbent de arkadaşlar iki kat olarak yaptım. Yani daha incelsin ve dağılma daha kolay olsun diye iki kat katlayarak içerisine doldurarak yaptım.
Size tavsiyem dediğim gibi bir çubuk yardımıyla kendinizden uzak tutarak uygulamayı yapabilirsiniz. Arkadaşlar illaki bitkilerin var olduğu zaman değil, bitkiler olmadan önce de topraklara aynı kireç uygulaması gibi öncesinde uygulama yapılabilir. Az önce de söylediğim gibi bu toprağı hem yumuşatıyor hem mineral ve gübre etkisi yaparak toprağı zenginleştiriyor. Geçen sene aynı bu şu an gördüğünüz yerde domatesler vardı, onlara uygulamıştım. Son derece faydalı olduğunu, gelişimlerine katkısının olduğunu gördüm. Bu tecrübeyi de sizlerle paylaşmış oluyorum böylece. Şimdi burada gördüğünüz özellikle bamya ve fasulyelerde kesiciler, yani karınca gibi, kırmızı böcek ya da sarı böcek gibi kesiciler çok daha fazla bulunuyor arkadaşlar. Bu nedenle onların yapraklarına biraz daha yoğun uyguladım. Ayrıca ay çekirdeklerinin yapraklarında biliyorsunuz karıncalar öz suyunu emmek suretiyle besleniyorlar. Bu nedenle oralara biraz daha yoğun uygulama yaptım. İşte karpuz bitkisine, kavun bitkisine, biber bitkisine uygulayabilirsiniz. Hiç çekinmeden arkadaşlar, herhangi bir zararı yok. Bilakis bitkilerinize oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tabii şu an uygulama yaparken herhangi bir böcek oluşumu gözükmüyor. Ancak biliyorsunuz bazı böcek cinsleri özellikle akşamları ortaya çıktığı için ve toprağın altında şu an bulundukları için akşam dışarı çıktıklarında bu toz kükürtten etkilenerek uzaklaşacaklar. Böylelikle bitkilerimiz sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayacak. Uygulama sonrasında şöyle hızlıca bir bakalım nasıl bir etki yapmış. Gördüğünüz gibi bitkilerimiz tabiri caizse kükürt banyosu yaptılar. Nasıl ki insanın saçına ve cildine kükürt özellikle bakteriyel anlamda faydalı oluyorsa, bitkilerin de bir nevi işte saç hastalığı ya da sivilce hastalığı gibi düşündüğümüz mantar hastalıklarına kükürt çok faydalı oluyor arkadaşlar. Bu arada bir yerde daha görmüştüm. Uyuz hastalığında tedavi etmek için kükürtün çok etkili olduğunu duymuştum. Hatta uygulayan arkadaşlarımdan, bunu tecrübe edenlerden duymuştum. Bu anlamda da bitkilerimize arkadaşlar gönül rahatlığıyla kükürt uygulaması yapabiliriz. Umarım buraya kadar anlattığım bilgiler faydalı olmuştur. Siz de eğer bulunduğunuz bölgelerde yağmurlu ve nemli bir havayla karşı karşıyasanız ve mantar hastalıklarının oluşmasından dolayı bazı çekinceleriniz varsa, yarım dönüme 2 kilo kadar uygulama yaparak bitkilerinizi korumaya alabilirsiniz. Yağmur yağdıktan sonra zaten bu kükürtler onların köklerine nüfuz edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.